Evet, ani bir kararla İstanbul Tekirdağ yolculuğu yapıyoruz. Haydi bakalım, köfte yiyip geleceğiz. Haydi ve görüşürüz. Yine Mert'le beraberiz. Haydi bakalım. Acayip bir rüzgar var, gidemiyoruz resmen. Otobandan gidiyoruz, aha cebim yırtıldı. Acayip bir rüzgar var, resmen dayak yiyoruz yolda. Böyle böyle gide gide. Ama o köfte yenecek. O köfte yenecek, köfte nerede, nasıl yenir? Hepsini size anlatacağım az sonra. Bu arada kanalıma abone olmadan izleyenler varmış. Hepiniz... Bak, bak, şu anda bekliyorum, abone olun. Bir şey yapmıyorum, bekliyorum. Herkesin IP numarasını, TC numarasını alıyorum. Bekliyorum, oldunuz mu? Tamam. Haydi o zaman gidiyoruz. Hava güzel diye çıktık. Birazcık rüzgar varmış gerçekten. Dayağımızı yedik ama olsun. Olsun. Kafa böyle 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 gidiyor. Olsun. Sıkıntı yok. Köfte yenecek. Üzerine de ben orada ilginç bir tatlıcı biliyorum. Oraya gitmiştik kız arkadaşımla. Şu an Vedat'a da tanıştıracağım oradaki abiyle. Rahat bir abi zaten. Lan! Lan eşeğe ders bindin. Düşersin, düşersin. Düşmez kalkmaz bir Allah kardeş. Bir köfte için bu yapılır mı? Yapılmaz. Ama amaç yok her değil, amaç yok. Her gün seni düşünür, her an seni yakar. Şu anda Tekirdağ sahilde Özcanlar Köfte'ye geldik. 2022-29 Temmuz'undayız. Temmuz'undan mı? 29 Ekim. Rüzgar çarptı biraz. Şimdi merdivek çorbası 25 TL, biraz 30 lira. Tekirdağ köftesi 72 TL, kaşarlı köfte 83 diye fiyatlar. Yani aslında artık her şey pahalı olduğu için çok ucuz bir şey kalmadı. Bu da pahalı. Temmuz'da böyleyse Ekim'de atar o fiyatlar. Tabii Temmuz'da böyleyse Ekim'de Ekim'de soğukta güzel gider. Ve piyaz söyledik. Piyaz efsane görünüyor. Bakalım köftesi nasıl? Tekirdağ köftede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesini yedim, onu dayanamadım. 10 tane var. Kaşarlı köftede böyle iki tane büyük var, yanına patates, piyazımız bol soğanla. Fasulyeden çok soğan var ama olsun. Devir böyle. Köfteyi yedik. Köfteye puanım 10 üzerinden 5. Yani çok lezzetli bulmadım ama gelmişken yiyeceğiz tabii. Şimdi karşıya açıyoruz. Önce sağa sonra sola bakıyoruz. Sahile doğru. Sayın Mert Tütüncü ile çayımız da var. Çayımız, her şeyimiz var. Termosumuz da geldi. Öyle boş beleş motorcu değiliz. Lütfen hazırlıklı gidiyoruz ama şimdi çay bahçesine çay içmeye gidiyoruz. Yok, bu bir tercih bizim için, yoksa bu bir zorunluluk değil yani. Hani yani çay bulamazsak çayımız var da sağ olun. Şuraya çömerim hemen yani hiç. Evet, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in 99. yılı. Hepimize kutlu olsun. 2 saattir konuşuyorum, kayıt düğmesine basmamışım da. Az önce klarnetçi bir abi vardı orada. Videoda gördünüz zaten. Giderken, gidene kadar oradaydı. Milletin başında milleti taciz ettiler. Ben dilimde, yani aklımda onu çaldı şarkı. Rey 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 rey. Hırsız ve tatlı kadın çalıyor. İp isterim çalayım. Klarnet. Tekirdağ sahilinde çay bahçeleri. Çay ne kadar? Buraya da kış gelmedi abi. Kasım ayına geldik neredeyse. Kış yok. Ne diyorsun? Yağmur yok abi. Ya, evet. Biraz daha herhalde kaydı ya. Ben dün Belgrad Ormanı'na gittim İstanbul'da. Belgrad Ormanı'nın ortasındaki baraj kurumuş ya. Göl. Yani yarısı yok. Göle girmek tehlike ve yasaktır yazmışlar. Göl yok. Balık ekmek de var. Yani köfte yemez seni. Balık da burada. Sahilde yiyebilirsiniz. Balık ekmek 30 TL. Midye tava 35. Kalamar 90. Midye dolma 2 TL. Sahilde böyle sıra sıra köfteciler var. Alakası bir şekilde midyeci Ahmet de var. Midye yemek isterseniz. Ama Tekirdağ gelmiş ya tabii ki. Tekirdağ köftesi yiyelim. Şimdi burası Tekirdağ meydan mı? Valilik varsa kesin meydan mı? Ooo.
Tatlıları da benden yedireceğim, içireceğim. Bilezik. Hani ben diyet yapıyordum. Oğlum hafta sonu diyet olmaz zaten. Bugün Cumhuriyet Bayramı için konser var. Şu anda Mert'in daha önce geldiği Hayrabolu tatlıcısına geldik. Bakalım kahramanlarımızı ne bekliyor. Sığmadık oğlum buraya. Koy üstüne. Koy üstüne. Motorcu olduğun zaman böyle ekipmanları koyacak yer arıyorsun. Hayrabolu tatlısı, yani ben çocukluğumdan beri bildiğim bir lezzet. Yani şu an 55 yaşında olduğunu düşünürsen, işte 50 yıldan beri biliyorum yani, öyle söyleyeyim. Neden yapılıyor? Bu irmik, ondan sonra peynir, aslı peynir zaten. Orijinali peynir, yüksek oranda peynir içerir. Aslında peynir tatlısı diyebildiğimiz bu değil, değil mi? Peynir tatlısı olarak da bilinir. Yani bu orijinalini zaten başka bir yerde yeme şansınız yok. Yani İstanbul'da falan yeme şansınız yok. Tabii mesela İstanbul'a yapıyorum. Gittiniz, böyle gelir size. Kemalpaşa'nın büyüğüdür. Ama Kemalpaşa'ya çok benzemez yani. Hatta geçen gün MasterChef vardı. MasterChef'te de Hayrabolu tatlısını yapamadılar. Yani çünkü yüksek oranda kaynama gerektiriyor, büyük tencere gerektiriyor. O yüzden yapmak biraz zor aslında. Kıvamını tutturmak zor. Afiyet olsun size. Vay 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 vay. Hele minnoş minnoş. Ben diyeti bozdum arkadaşlar. Bas bakayım. İlk tadımı yapıyorum. Hazır mıyız? Şimdi benle bakın. Böyle bir... Abi tahin mi fıstığın girdi her şey. Bence zaten güzel olur. Bu diyeti bozmuyormuş arkadaşlar. Hafta sonu olduğu için. Tatlı abi, güzel işte. Büyük. Ve Süleyman Paşa heykeli. Osmanlı döneminde Rumeli'ye ilk geçen komutanmış. Orhan Bin Büyükoğlu. Tabii şimdi bu heykelleri resmederken at üstünde böyle ok vesaire ya da kılıç kuşanıyorsa savaşta öldüğünü ifade ediyor diyebiliyorum ama bu bilgi doğru olmayabilir. Lütfen araştırınız. Büyükşehir ama küçük olmuş. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Yani şehir merkezi biraz küçük gibi geldi sanki bana. Şurası ta aşağıda etnografya müzesi varmış. Mert arkadaşımızla şu anda etnografya müzesini dinliyoruz. Sevgiler. Etnografya müzesi eski çağlardan beri gelen bir takım antik eşyaların olduğu, bir takım kıyafetlerin ve geçmiş çağlardaki insanların kullandığı araç gereçlerin olduğu bir müze. Hatta büyük lahitler falan da var bahçesinde ama yani bana kalırsa gelince vaktiniz varsa bir uğrayın ama hani vaktim yok sıkıştırayım mı araya derseniz de hayır, gerek yok. Onun dışında Namık Kemal'in evi var. İleride hemen sol tarafta şu cami minaresinin solu gibi aşağı yukarı orada. Namık Kemal'in evinde, Namık Kemal içinde yok. Namık Kemal'e dair bir şey bulamadık biz. O da birazcık zayıf. Girerken de 5 lira mı ne verdik, bilginiz olsun. Sonra eskiden Osmanlı'nın himayesinde yaşayan bir tane adamın evi var aşağıda. O da şimdi ismini hatırlayamadım, yine yabancı bir adam. Onun bir deniz kenarında bir şeyi vardı. Ne o, yalısı mı bir şeyi vardı. Evet, Mert'in de söylediği gibi arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani etnografi müzesine gitmeyin. Şaka şaka gidin. Ama böyle eğer bizim gibi biraz yeme içme seviyorsanız oraya vereceğiniz parayla bir köfte daha fazla yiyebilirsiniz. Ya da bir helva tatlısı helva yiyebilirsiniz yani. Ya da böyle şey için. Ama bu arada tabii biz daha önce girdiğimiz için girmiyoruz. Hani tekrar girmeye gerek yok bazı yerlere. Mutlaka ki öncelikle tarihimizi bileceğiz. Sonra gezeceğiz. Ben tabii 36 yaşındayım. 36 yaşına kadar birçok kez Tekirdağ'a geldim ve geldiğimde de girdim. Ama tekrar gelmeye gerek yok. Nasıl ki buranın yerlisi her gün girmiyorsa biz de her geldiğimizde girmiyoruz. Yemeğe geldik, motor sürmeye geldik. Devam ediyoruz. Haydi eyvallah. Bu meydan güzelmiş. Bazı şehirlere bence gündüz çok yakışıyor. Bence Tekirdağ da o şehirlerden bir tanesi. Böyle sakin bir huzur var ya sanki böyle şehirde. Dingin bir şehir ama İstanbul öyle değil. İstanbul bence İstanbul'a gece yakışıyor. Çünkü gece biraz daha az trafik oluyor nispetle. Daha ışıl ışıl ama mesela Bursa'da böyle. Bursa'da gündüzün çok yakışır şehirlerden bir tanesi. Tekirdağ'ı da öyle buldum. Tekirdağ'ı da öyle buldum. Burası bir ilkokul. Diyorum ya, çok değişik. Bahçesi var ama. Önce bir Ermeni okulu zannettim ama Türk okuluymuş. Evet, kısa bir Tekirdağ turunun sonuna geldik. Tekirdağ'a geldiğiniz zaman yapacağınız ilk şey tabii ki köfte yemek. Küçük bir şehir, çok böyle bütün gün vakit geçirebileceğiniz bir şehir değil ama böyle gezip, çarşı, pazar gezip, belki bir iki alışveriş yapıp vakit geçirebileceğiniz bir yer. Biz motorla sadece İstanbul'a yol olsun diye geldik. Çok sıklıkla geliyoruz zaten ama hiç video çekmemiştik. Umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.